Tonguç'tan herkese merhaba. Öncelikle sana liseye hoş geldin diyorum. Üst sınıftakilere soracaksın. Hangi dersler zor diye onlar da sana diyecekler ki fizik dersi çok zor. Eziyet bir ders. Olmaz olsun. Ama merak etmeyin biz bu yüzden buradayız. Birlikte basit hale getireceğiz. Fiziği parçalayacağız. Hiç merak etmeyin. Peki bu yıl 9. E, sınıf fizik dersinde neler öğreneceğiz? Neler göreceğiz? Haydi başlayalım bakalım. Önce konularımızı söyleyelim. Fiziğin doğası, madde ve öz kütle. Hani yoğunluk vardı ya. O dayanıklılık, adezyon, kuvvet kozyon kuvvet bunları söyleyeceğiz bunları anlatacağız bunları öğreneceksiniz hareket kuvvet iş güç enerji ısı sıcaklık genleşme ve elektrostatik şu ana kadarki olan eğitim hayatınızda bunların hepsini belki duymuşsunuzdur ama detaylandırmadınız İşte bunlar artık lise hayatında bunlar detaylandırılacak 9. sınıf konularımız bunlardır sevgili gençler evet şimdi fiziğin doğası ünitesinde neler olacak önce onu söyleyelim şimdi fizik bilimi fiziksel inceliklerin sınıflandırılması ve bilimsel araç ...araştırma merkezleri CERN, TÜBİTAK, NASA gibi araştırma merkezlerinden bahsedeceğiz. Bunları öğreneceksiniz. Sonra fizik bilimi hangi disiplinlerle ilişki içerisindedir onları öğreneceğiz. Fiziksel incelikleri sınıflandıracağız. Sonra madde ve özgütle. Özgütle yoğunluk yani çok önemli. Çünkü... 10. sınıfta basınç, kaldırma kuvveti gibi konularda net bir şekilde çok ihtiyaç duyacağız kendisine. O yüzden sağlam öğrenmeliyiz, iyi öğrenmeliyiz gençler. Ve hareket, zaten hareket fiziğin, fizik için, fizik dersi için genel olarak temel teşkil eder. Yani iyi hareket yapmak zorundasınız. Mesela neydi o? X eşittir VT ya da hız eşittir X bölü T. Bunları iyi öğrenmelisin. Aman ha. Sonra başka ne var? Kuvvet var duydun belki işte biliyorsun nedir bu f eşittir m çarpı a bunu çok sık dediğim gibi e, duyarız. Şimdi bu F dediğimiz arkadaş kuvvet. M dediğim şey kütle, bu da iğme. Yani bir cisme bir kuvvet uygulandığında işte ona iğme kazandırır şey gibi. Arabayla giderken e, işte gaza bastığınızda arabanın hızlanması gibi ya da giderken frene bastığınızda arabanın yavaşlaması gibi. İşte kuvvet, iş, güç, enerji. Bak bunda dikkatli olmasın Aman ha. Çünkü çok farklı ve geniş kapsamlı sorularla karşı karşıya kalacaksın. Böyle garip sorular olacak ama iyi bilirsen çözümlemeyi iyi yapacaksın ve üstesinden geleceksin. Hiç merak etme. Sonra ısı sıcaklık genleşme. Şimdi bu lise hayatın boyunca bir daha karşılaşmayacaksın. Çünkü fizikte bazı konuların basiti basitleri 9'da 10'da anlatılır. Sonra 11 ile 12'de de devamı gelir. Ama ısı sıcaklık ve genleşme için böyle bir şey yok. Bunu sadece 9. sınıfta göreceksin. Daha da görmeyeceksin. O yüzden bu yıl eksiksiz öğrenmelisin. Net. Sonra elektrostatik. Şimdi elektrostatik de elektriğin temeli olan elektrostatik konusunda tamam onu da tam anlamıyla öğrenmelisin. Çünkü 10. sınıf ve 11. sınıflarda elektrik peşini maalesef bırakmayacak. Bu net. Bunu da söylemiş olalım. Bu arada ısı sıcaklık genleşme için bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, evet belki 10. sınıftan sonra işte sayısal seçmeyecek olan arkadaşlarım olabilir. Onlar bundan kurtulamayacaklar. Çünkü üniversite sınavında birinci basamak dediğimiz bölüm var. O basamakta yani şu için tyt'de ısı sıcak ile alakalı kesinlikle bir tane soru gelir. İyi öğrenirsen o zaman gelen soruyu da rahatlıkla çözebilirsin. Onu da söylemiş olalım. Elektrostatik'ten de bahsetmiş olduk. Evet. Şimdi geldik ödüllü sorumuza. Burada bak lisede ilk defa karşılaşacağın fizik dersi ki çok heyecansın bu konuda biliyorum. Bununla ilgili geçmişte neler duydun? Bunları lütfen e, yorumlarda paylaşmanı istiyorum. Çünkü merak ediyoruz neler olmuş seninle ilgili. E, kendine iyi bak. Hoşçakal.